Merkezi Fransa'nın Toulouse şehrinde bulunan dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus'un tepe yöneticisi Fabrice Bergier ile 2013 sonuçlarını görüşmek üzere birlikteyiz. Şirketin sonuçlarına göz atmadan önce rakibiniz Boeing'in 787 Dreamliner modelinin sorunlar yaşamasının Airbus'un çıkarına olduğu düşünülebilir. Bu iyi bir şey mi Sayın Fabrice Bergier? Hayır bu iyi bir şey değil. Uçuş güvenliğinden bahsettiğimizde tüm toplumun büyük bir dayanışma içinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ben her şeyden önce Boeing'in 787'yi en kısa sürede yeniden uçurmasını diliyorum. Havacılık endüstrisinin uçaklarını kontrollerden geçiren ajanslar tarafından sıkı bir şekilde organize edildiğini anlamak gerekli. Bu yüzden de Boeing ya da Airbus olsun biz dünyanın en güvenli ulaşım yollarından biriyiz. Airbus'un 2012'deki başarılı sonuçlarına rağmen Boeing'in sipariş ve teslimat rakamlarında net bir şekilde önünüze geçtiği görülüyor. Amerikalı rakibiniz birçok yıldır devam eden liderliğinize böylece son verdi. Airbus bundan nasıl bir ders çıkarmalı? Öngördüğümüzden çok daha parlak bir yıl geçirdiğimiz çıkarılacak en büyük derstir. Teslimatımızı %10 artırarak 588 uçak teslim ettik. Boeing'in çok gerisinde kaldığımızı söyleseniz de pazarda 7 yıllık üretimimiz boyunca alınan 4700 uçak siparişiyle hala liderliğimizi sürdürüyoruz. Teslimat ritmi konusunda da yıllar geçtikçe müşterilerimize yaptığımız teslimatlarımızı arttırdık.

Bizim için çok önemli bir nokta sipariş listemizin dünyanın tüm bölgelerine dağılmış olması. Özellikle de Çin'e ve Asya'ya bakarsanız buraların bizim en fazla kalkınma yaşadığımız bölgeler olduğunu görürsünüz. Yani Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli bölgelerdeki kalkınmaya bağlı değiliz. Tabii ki küresel kalkınma bizi etkiliyor ama zaten bu kalkınmada bir sorun bulunmuyor. Bu yüzden de açıkladığım rakamlar güvenilir ve 2013'te kötü bir sürprizle karşılaşmayacağız. Piyasaya sunuluşunun 13 yıl sonrasında A380 sadece 257 sipariş alabildi. A380'nin kanatlarında görülen çatlak sorununun giderilmesinin ve satışların arttırılmasının ne zaman olacağını düşünüyorsunuz? 2012'nin başından beri hizmet veren uçaklarda karşılaştığımız mikro çatlak sorunu giderildi. Bunun sebebini bulduk, çözüm ürettik. Böylece havayolu şirketlerinin kullandığı 100 uçak 2014 sonuna kadar tamir edilebilecek. Bu da müşterilerimize yaptığımız açıklamayla tam anlamıyla uyum içinde. Yani sorunu tamamıyla arkamızda bıraktık. Üstelik uzun menzilli araçlar için pazardaki gidişatın çok kuvvetli olduğu da söylenemez. Ama sonuç olarak A380 bizim en büyük silahımız çünkü hava trafiğindeki tıkanıklık, hava alanlarının boyutları A380 gibi büyük uçaklara ihtiyaç duyduracak. Gelecek sene Boeing'i geçmenizi dileyebilir miyiz yoksa bu uykunuzu kaçıracak bir neden değil mi? Hayır, ilerlediğimizi, başarı yolunda ilerlediğimizi, yeni programlarımız olduğunu, bunları daha da geliştirip kazancımızı artıracağımızı hissettiğim sürece bu benim uykumu asla kaçırmaz. Yılda %5'lik bir kalkınma yaşayan bir pazarda bence bu çok önemi olmayan bir konu. Merci d'avoir répondu à nos questions, Fabrice Brégier, PDG d'Airbus. Et tous nos voeux de prospérité pour 2013 à l'attention d'Airbus. Merci beaucoup.